Merhaba sevgili canlar. Hakkın selamı üzerinizde olsun. Şahin Merdan Ali yardımcınız, Bozatlı Hızır yoldaşınız olsun. Canlar, bugünkü dini konumuz Allah kötülüklere neden müdahale etmiyor? Allah kötülüklere neden müdahale etmiyor? Evet, sevgili canlar. Mutlak güce sahip, adaletli, hikmetli, kudretli, inayetli, cömert, merhametli, adil, sevgi dolu, bağışlayıcı vesaire olan bir Allah nasıl kötülüklerden, haksızlıklardan, merhametsizliklerden yana olabilir? Mümkün mü? Asıl konumuza geçmeden önce sözde din adamlarının konu hakkında yapmış oldukları yanlış beyan ve açıklamaları hatırlatalım. Sözde din adamlarına dünyada neden bu kadar kötülükler, haksızlıklar, acılar yaşanıyor? Ve Allah bunlara neden müdahale etmiyor? Sorusu sorulduğunda verdikleri cevap şu: Allah'ın takdiridir. Takdiri ilahi. Allah'ın işlerine akıl ermez. Ve hatta daha ileri gidip Allah insanların, çocukların ölümüne sebep olup onları yanına alıyor. Allah'ın işlerine karışma, çarpılırsın vesaire gibi uyduruklarla olabilecek kötülükleri Allah'a yüklerken veya Allah'ı suça ortak ederken ve diğer tarafta yaşanılan iyilikleri ise kendilerine mal etmekteler. Kötülükler Allah'a, ancak iyilikler biz yapmışız. Kendi marifetleri imiş gibi lanse ediyorlar. Bu nefse düşkün mahlukatlar. Böylesine yanlış, uyduruk söylemlerle uyutulan insanlar kendi nefisleri gereği yapmış oldukları yanlış ve tedbirsizliklerden Allah sorumlu tutulmuş, hatta suçlarına ortak etmişlerdir. Allah insanı akıl, mantık ile donatıp hür yaratmış ve ona kendi arzusu ile hareket eden, davranışlarından sorumlu olma onurunu bağışlamıştır. Sevgili canlar, İnsanoğluna bağışlanan bu akıl ve mantık doğrultusunda kendini arayabilmek, hayatın çeşitli evrelerinden geçerek olgunluğa, erdemliğe, kamillik mertebesine ulaşabilmesi için kendi kararını kendisi verecektir, vermelidir. Dolayısıyla akıl ve mantık sayesinde İnsanoğlu iyi ile kötüyü ayırabilen, neyin zararlı, neyin faydalı olduğunu fark eden, yaptığı işi neden yaptığının gayet bilincindedir. Biz nasıl ki şimdi bu yaptığımız işin iyi olduğu bilincinde isek, her konuda da aynı durumdur. İnsanlar
akıl ve mantıkları gereği bu bilinçteler. Düşünün ki insanoğlu tamamen her komuta üzere programlanabilen robotlar yaratmıştır. Bu robotların tek başına hareket etme imkanları olmayan, tamamen insanoğlunun arzu ve istekleri doğrultusunda hareket etmekteler. Allah'ın, evet canlar, Allah'ın bizi böyle yaratmasını ister miydik? Tabii ki hayır. Özgür olmak, akıl mantığımız gereği, özgür olmak bizim tercihimizdir. Ve tercihimiz olmalıdır. Çünkü hür yaratılmış bir insan olarak nasıl bir kişiliğe, nasıl bir yaşam felsefesine, kimler ile oturup kalkacağımıza, neyi yiyeceğimize, içeceğimize vesaire, tabii ki karar verme özgürlüğüne sahip olmayı istiyoruz. Ateşi düşünelim. Anne veya baba çocuğuna elini ateşe sokma, elin yanar uyarısında bulunuyorlar. Çocuk anne ve babanın uyarısına rağmen elini ateşe sokup kendine zarar veriyor. Bu durumda suç anne ve babanın mı yoksa çocuğun mu? Veya anne ve babaya dönüp siz niye engel olmadınız demek ne kadar doğru olur? Mesele bu. Adamın biri çıkıp diyor ki, senin inandığın Allah'ın gelsin benim kiramı ödesin. Ödesin de göreyim. İyi güzel. İyi güzel de. Diyelim ki Allah senin kiranı ödedi. Gaz, su, elektriği, paranı da ödedi. Ekmeğini, suyunu da aldı. Üstünü, başını da aldı. Madem ki senin yapman gereken işleri Allah yapıyorsa, o zaman sen niçin yaratıldın diye insana sormazlar mı? Niye yaratıldın? İki kişi, başka bir örnek verelim. İki kişi kavga ediyorlar. Siz kavgada haksızlık yapıldığına şahit oluyorsunuz. Ve o haksızlığa göz yummak veya müdahale etmek tamamen o anki düşüncenizin, vicdanınızın vereceği karara bağlıdır. Sonuçta olaya müdahale ediyor ve ölüyorsunuz. Bu bir versiyondur. Öyle kabul edelim. Kişinin olaya yapmış olduğu müdahale, tamamen özgürce vermiş olduğu karar, duruş ve kişiliği ile alakalıdır. Vicdan azabı, onur ezikliği ve özgür irade gereği ölüm dahi göze alınmıştır. Böylece Allah kişiye bağışladığı akıl ve mantık özgürlüğü sayesinde kendi kararını kendisi vermiştir. Demek ki mesele insanoğlunun yüreğindeki taşıdığı onur, vicdan ve özgür irade meselesidir. Evet sevgili canlar, kainatta sayısızca yaratılmış canlı varlıklar vardır. Bu varlıklar yaşamını kendi içgüdüleri ile sürdürürken, insanoğlu akıl ve mantığı ile sürdürmektedir. Örnek olaylardan ortaya çıkan asıl önemli nokta, insanların özgür irade ile yaratılmış olması, akıl ve mantığı gereği vermiş olduğu kararlardır. İnsanoğlunun özgür irade ile yaratılması,
değerli bir hediyedir. İnsanoğlunun özgür irade ile yaratılması değerli bir hediyedir. O zaman insanoğlu yanlış veya doğru kararı da kendisi vermelidir. Yanlış karar vermiş ise o yanlış kararında ders çıkarır veya doğru karar vermiş ise o zaman vicdanın rahattır. Diğer bir deyim ile tarlaya ne eker iseniz onu biçeceksiniz. Yani tarlaya ne ekilmişse o biçilecektir. Verdiğimiz iyi ve kötü kararlarımızın mükafatı da yine kendimizindir. Allah'ın manevi yardımı kulun zor durumda kaldığı, ondan medet dileyip yardımına yetişmesini arzu ettiği anlarda söz konusu olabilir. Yani siz kalben o Allah'ı çağıracaksınız, ondan yardım dileyeceksiniz ve o da size o yardımı yapacaktır. Bu yardım kalben inanmak ve istemekle mümkündür. Çünkü inanmayan, şükür etmeyen bir kula Allah ne yapsın, kul ne desin. Eğer iyileşirim veya bana yardımcı olur inancı ile doktora gitmez iseniz, o zaman iyileşmeniz de mümkün olmayacaktır sevgili canlar. Sonuç itibariyle özgür irade ile yaratılmış olan insanoğlu yanlış veya doğru kararı da kendisi vermek ister. Çünkü kendisine bağışlanan akıl ve mantık sayesinde iyi ile kötüyü ayırabilen, neyin zararlı, neyin faydalı olduğunu bilen, yaptığı işin bilincinde olduğundan ötürü iyilik ve kötülüklerden Allah değil, tamamen kişi kendisi sorumludur. Aşkım muhabbetimle.